أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Madem bu kainatın en mühim neticesi ve mahiyeti ve hikmeti hilkati hayattır. Yeni pil tak, sen tak. Dokuyorum. Bu kainatın en mühim neticesi. Kainat derken şu dünya değil yani. Allah'ın yarattığı her şey. Ne anlıyorsan. Mesela Abdullah ki ne anladın? Ay bu Allah'ın dışındaki her şey. Ne var mesela? Allah'ın dışındaki şey yok. Allah'ın dışındaki arş-ı azam, arş, lef-i mahfuz, cennet, cehennem. Bütün bu 8 bin âlem. Onu hani meyveyi koyarsın da şeye, meyve sıkacağına, özünü alırsın diye. Bütün varlığı, cenneti, cehennemi, arşı, kürsü, Cebrail'i, Mikail'i, dünyayı makineye koyuyorsun. Özünü aldığın zaman çıkan hayattır. Allah bu varlığı kendi dışındaki bütün mevcudatı hayattan yarattı. Onun için konuşurken halka biz hiçlikten yarattı derken atomu kastediyoruz. Oysa hiçlikten yaratılmamış. Esmadan yaratılmış. Yani varlığın maddesi hayattır. Hayat. Bir kere hayatı böyle bir tanımlayalım ki ölümle alakası var mı? Esma ne oluyor abi? He? Esmadan yaratılmışız. Esma ne oluyor? Ha, Esma-i Hüsna, Allah'ın isimleri, şöyle diyeyim, bir bardak buz deyin. Buzun neresinde su var? İçinde mi, dişinde mi, başında mı, sonunda mı? Her yerinde. Şimdi sıcak olduğu için şöyle tutayım. Bu bir bardak buzun neresinde su varsa, neyse, su buza neyse... Esma bu maddeye, dağlara, tepelere, halıya, duvarlara öyledir. İyi anlamak için bir daha söylüyorum. İki Mustafa oturmuşlar bak. Mustafa. Su buza neyse. Yani buzda su düşünün. Buzu aldığınız şey, buzdan suyu alınca buz ne olur? Bir daha söylüyorum. Buzdan suyu alıyorsun. Buz ne olur? Yok olur. Esma böyledir. Esma-i Hüsna'nın en kesif tecellisi bu varlıktır. Bu burasını böyle gördüğünüz gibi görmeyin. Burası, burası değil. Bir yer adına çalışıyor. Bugün bir tanesi diyor ki, telefonla, abi işte şöyle olacak, kardeşim burası gizli kalınacak yer değil. Geniş siyasi dairede de öyledir. Her şeyin ortaya çıkacağı, inşa edildiği bir yer. Şimdi hayat, şöyle diyeyim, bütün varlığı makineye koyduk, meyvenin suyunu aldık. Hayat budur. Hayatı da makineye koyduk, onun suyunu çıkaralım diye. Hayatı zannetmeyin harekettir. Hareket hayatın sıfatıdır. Cevher değil. Hareket hayatın sıfatıdır derken, balık var ya balık, balık hayal edin, pişiriyorsunuz koku çıkıyor. Koku balığın sıfatıdır, cevher değildir. O koku balığa bağlıdır. Koku yok olsa balık yok olmaz. Ama balığı ortadan, balığı ortadan kaldırırsan koku yok olur. Hayat böyledir. O zaman ölen kim ki? Motoru yaktıracağım. Ya. Madem buz diyorsun buz, bu suyu ben çektiğim zaman buz denen bir şey kalmıyor. Ne güzel tanımlamış ustad ya. Allah ondan ebeden daima razı olsun. Amin. Deli edecek ya. Esas o yaktıracak bize yani. Tuhaf.
daha gireceğiz şimdi bak. Bu bedene diyor ki ruhun libası değil. Hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Yani ne demek? Şu binanın içinde sen varsın. Binaya göre kendini düşün. Fark. Dışarıdan birisi baktığı zaman binaya senin karakterini, huyunu, soyunu, sopunu, hissiyatını anlar mı Ömer? Anlamaz. Bina ile seni anlamaz. Biraz anlaşılır yani. İnsan binaya var. Bakarım. Hayır sana demiyorum. Bina, sen burada oturuyorsun şimdi. Evet. Şimdi Alman buradan geçmiyor mu? Evet. Duvar seni görmüyor. Şimdi binaya bakarak içinde Ömer oturuyor, karakteri şöyledir, huyu böyledir. Anlar mı? Anlamaz. Ne anlarsın? Ama benim yani... Demir, dur oraya gelme. Tamam. Böyledir. Ha, mal sahibine benzer, o sonraki safa. Dikkat ederseniz o sirayettir. Köpeği taşıyanlara dikkat edin. Köpek sahibine, sahibi köpeğe sirayet etmiş. Birbirine özdeş gibi olmuşlar neredeyse. Çok benziyor. Eğer benzemeyen şey varsa yeni sahibidir. Dikkat edin. Şimdi gelelim gene hayata. Allah'ın dışında bütün varlığı tam vaktinde geldin ha. Allah'ın dışında bütün varlığı makineye koyduk. Arş-ı kürsüyü, cenneti, cehennemi, lef-i mahfuzu, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, Azrail'i, alem-i şehadeti, cennet cehennemi makineye koyduk. Özünü aldık, çıkan hayat. Hayatı da koyduk makineye, oradan da çıkan şuur ve his. Şuur ve hissi makineye koyduk, özünü alıyoruz, 336'dan söylüyorum lemalardan. Akıl cevheri. Akıl cevherini de koyuyoruz makineye, ruh cevheri, mahluk bitiyor. Mahluk buraya kadardı. Onun arkasında olan bir Nur-u Muhammedi var. Her şey ondan yaratılmış. Ona gidilemiyor çünkü mahluk değil. Buraya kadarki bütün silsile bir öncesine bir sonrasına mukaddem ve muallerdi. Yani ya mazinin hulasası, istikbalin mukaddemesi böyle bir silsiledir. Kopuk zincir değil oraya kadar. Nur-u Muhammedi ise bu sürecin başı değildir. Bu sürecin inkılabından ortaya çıkmış. Şimdi böyle bir hayatı, bütün kainatı makineye koydu, o hayatı getirdi, özü senin içine koydu. Neyi koydu o zaman sana? Cenneti de koydu, Cebrail'i de koydu, Cebrail de sende. Onun için demiş adam, arş benim, kürs benim, cennet benim, Cebrail benim. Demişler ki olan kafayı yedi, tamam mı? Adam. Ama şu suçu vardı, bil dendi. Bildir denmediği için bildirdi, tokatı yedi. E sen niye yemiyorsun? Biz daha onun ucunu söylüyoruz, öteki tarafı söylemiyoruz. Yani tefekkürümüzün parçasını söylüyoruz. Risale'deki parçayı söylüyoruz. Yoksa o tehlikelidir. Bizi de koyarlar mancınıya. Arkadaşlar, beden gibi gözüküyor ama, buz gibi gözüküyor ama sudur. Sirayet etmiş. O kadar acayip latif ki ruhtaki yapı simaya yansımış insan. Onun için derler şu şuralıdır. Ahlakı budur. Karakteri budur. Yani ne yapmış? Alametleri dışa vurmuş. Yani mala sirayet etmiş. Arkadaşlar ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Aşık olan ruhtur. Ruh ölmez. Küllü nefsin zayikatul mevt, nefisle alakalıdır ölüm. Ruhla hiç alakası yoktur. Ustadımız da ruh için tebdili mekandır, tahvili vücuttur, ıtlak ruhtur diyor. Yani ruhun kurtuluşudur. Yani odunu yaktığınız zaman nurun, ışığın, ısının ve dumanın sıyrılması gibidir ölüm. Odunluktan çıkmaktır. Odunu yaktığınız zaman bir yerdeydi odun, artık her yerde. Yani bakın, çıkana bakın, oduna bakın. Hiç alakası yok. Bu odun böyleyse, insan nasıl olur? Odundan kasıt bedendir. Odunun içindeki dumandan kasıt nefistir. Odun içindeki nur, ruh. Nasıl Allah hangi ilim ve teknolojiyle dumanı oduna koymuşsa, cesede ruhu, nefsi öyle koymuş. Aynı teknoloji.
Odunun içerisindeki kesif iğneyi batırsan girmez. Odunun içerisinde hangi ilim ve teknolojiyle nuru koymuşsa bedene de ruhu öyle koymuş. Şimdi buna ölüm diyeceğiz. Yak, odunun ölümü, dumanın ve nurun hayatıdır, kurtuluşudur. Of be diyor ya. O burada sıkışmıştım ya. Rahatlamasıdır. İşte kafesten çıkıyor. Buna ölümse ölümdür. Bu neresi ölüm? Ama ne yapalım? Öyle olması lazım. Sistem öyle çalışıyor. Şimdi gelelim hayatı anladıktan sonra Allah bütün kainatın kainatı yaptığı malzeme var. Arş-ı kürsü, Cebrail-i Mikail'i, cenneti cehennemi neyle yapmış? Hayatla. Onu koydu, Saadettin'i yerleştirdi. Bu senin daha hayatın. Ama abi burada hani dediğimiz ehli iman için ama böyle değil mi? Yani kurtulmak. Yani inanmayanlar için de mi aynı böyle? O meselemiz yok ki Ali. Biz cehennemden, olumsuzluklardan, bizim sofrada yok onlar. Onları konuşmuyoruz. Onları sahibine havale ediyoruz. Anladın? Sana nasıl yapacaklar biliyor musun Ali? Şimdi bak oturuyorsun, konuşuyoruz ya seninle. Şimdi bir tanesi kapıdan gelse. İşaret et, bir gel. Ne oldu diye çıkarsın değil mi? Sana da ecel şöyle olacak. En tanıdığın ve sevdiğin, çok değer verdiğin birisi namaz kılarken mi, kitap okurken belki işte bir neyle kesbettinse çağıracak, tamam abi veya işte kişi kalktın, kapıdan çıktın, orada otururken kafa vefat böyle olacak, bilmeyeceksin. Meğer o gelen Azrail'miş. Azrail, merhamet ilahi, kişi sevdiği, en çok sevdiği kişinin tipiyle geliyor. Merve dedi ki bana, 13 yaşında Merve. Allah Allah. 13 yaşında Merve. Şehir söylemem ki bu ulaşır oralara. Şehir, Almanya'da vazife yapıyordum, imamdım Diyanet'in camisinde, ilk yerde. Çok severdim çünkü Kur'an öğretmiştim vesaire. Kanser olmuş. Hastaneye ziyaret ettim. Dedi ki herkes o Hasan amca böyle şey yaptı. Hastane odada dedi ki anne çıkar mısın dedi. Hasan amcayla konuşacağız. Bu rüya anlatmıyorum. Hasan amcayla konuşacağım. Baba sen de çık. Tamam kızım. Çocuk neşeli. Anne baba biliyor ki kanser ama çocuğun bilmediğini biliyorlar. Çıktı. Hasan amca kapıyı kapatır mısın? Kapattım kızım. Hasan amca ben seni çok seviyorum biliyor musun? Tabii canım ben de seviyorum. Ondan şüphem yok ki benimkisi de öyle söylüyor. Hasan amca benim kanser oldu mu? Benim bilmediğimi biliyorlar zannediyorlar onlar. Ben biliyorum. Ben öleceğimi biliyorum. Ama biraz şok oldum ya. Bu nasıl bir rahat? Hasan amca biz camide ikinci katta Kur'an'dan sonra bize ders anlatmadın mı? Ölümün ne kadar güzel olduğunu. Anlattım Merve tatlım. Bir de anlatsana kıza. Anlattım. E bana diyor nasıl gelecek Azrail aleyhisselam? İnan bana Merve. Ben öyle inanıyorum. Kalktı yatağından. En çok sevdiğin bir prenses gibi. Kimi seviyorsun böyle bir abla, hayal et en çok kimi seviyorsun dedim. Dama deme bana dedim. Tamam, tamam canlandı mı? Hah o tipte gelecek. Ondan sonra aynı anlatayım. Bu film değil. Sonra ben orada vazifem bitti. Akabinde vefat etti. Ondan sonra ben bunu rüyada gördüm. Çünkü çok etkilendim. Siz de etkilenirsiniz. Ben dediğin gibi gördüm demedi ama ağzı buraya kadar geliyor. Gülüyor her tarafı öyle. Sanki bir çiçeklik içinde elini açmış bana doğru gelmeye çalışıyor. Yani aynı öyle olmuş. Anladım.
Demek ki böyle birisini hayal etmiş yani. Aynı böyle gibi. Ya arkadaşlar, ölüm kötü olsaydı ölür müydü peygamber? Allah zulmetmez. Bizim kabir azabı, cehennem vesaire bizim şeyimizden, hatalarımız. Cezayı zaten burada görürüz. Şimdi hayatı devam edeyim. Bakayım ölümün neresindeyiz. Şunu da söyleyeyim. Ölüm bedenedir ve nefsedir. Onu da geçeyim, ondan sonra ruhla beden şeyi ayıralım, bedeni. Diyor ki aç olmak, az uyumak, aç olmak ve az uyumak. Nereye darbe vuruyor? Nefse darbe vuruyor. İyi dinleyin ama bak. Aç olmak, aç bırakmak, az uyumak. Nefse, kime darbe vuruyor? Nefse değil mi? Ama az yemek, az uyumak netice itibariyle bedene vuruyor darbe. Değil mi? O zaman nefisten kasıt bedendir. Yani bedenle alakalı his ve hevanın hulasasıdır. Bakın az yemek, az uyumak, nefse darbe vuruluyorsa aslında bedene vuruluyor. O zaman desene bedenle nefis aynı şey. Hazır. Nefis hazıra muhteladır. Beden de böyledir. Şimdi ölümü anlatacağım. Ölüm nefsedir. Yani bedenedir. Bedenen ölen bir insan düşünün. Yani burada buradayken orayı yaşıyor. Ahiretin hakikatıyla, derslerle beslenen bir insan düşünün. Yani nefse nasıl darbe vuruyor? Oruç tutuyor, nefse darbe. Namaz kılıyor, darbe. Harama bakmıyor, internet, televizyondan uzak duruyor. Nereye darbe vuruyor? Nefse. Sen zaten nefis cihetiyle öldün. Madem nefis cihetiyle öldün, ölecek tarafın yok ki. Zaten ölmüşsün. Ölen ölmeyecek işte. Ama nefis itibariyle diriysen, her istediğini yaptın, bir dedi iki yaptın, her türlü melaneti işledin, nefis diri, canlı, ölmedi ve canlı. Bu ölecek işte. Ölmeyen ölecek. Ölen ölmeyecek. Siz zaten ölmüşsünüz, nereniz ölecek ki? Bu saatte ne işiniz var burada? Ben sizden olsam televizyon karşısında olurum. Madem bu kainatta, kainatın en mühim neticesi, Allah Allah, en büyük neticesi bu, 10 dakika bunun için konuştum. Ve mayesi, maye, bir tencere, sütü, bir kaşık atarsın mayalar. İnsan da bütün varlığı mayalıyor, hakikate dönüştürüyor. Mayesi, şunu çocuklarla meşgul olun birisi, yukarıyı katalım. Mayesi, yani sureten gözüken yapıyı hayatına alarak dönüştürüyor. Değiştirerek dönüştürüyor. Nasıl mesela? Varlığa bakıyor, gözüyle alıyor içeriye. Sesiyle içeriye alıyor. Burnuyla içeriye alıyor. Diliyle içeriye alıyor. Dokunmasıyla alıyor, sevkle alıyor, şefkle alıyor. Üstad 7 tane duygu diyor. Şimdi televizyon veya eşeğe bakıyorsunuz. Şu ağaca bakıyor, tefekkür ediyorsun. Aldığınız nereye giriyor? Tefekküre. Şu anda benim anlattığım. Koydunuz kafayı. Saadet'in şöyle dinliyor. Çekme elini. Şimdi bak nereye giriyor biliyor musunuz? Bu konuştuklarım ustadın tabiriyle dima midesine giriyor. Ondan sonra tevzi oluyor. İkinci dersi burada yapacağız. Dima. Yani köpeği, atı eğittiğiniz gibi aklınızı ve duygularınızı eğitin. O zaman dünyanız cennet olur. Eğitemezseniz size hakim olur. Dünya cehennem olur. İkinci ders bu olacak. Bakın, hakikatler şu anda anlatılanlar dima midesine giriyor. Ondan sonra tevzi oluyor. Dima dediğim bu kafanın bu tuk tuk değil. Hayata giriyor. Bak iyi dinleyin. Hayata giriyor.
Hayat bu dünyanın cinsinden değildi. Bütün varlığın süzülmüştü. O zaman hayata giren kara delik gibi bu alemi öteki tarafa taşıyan bir sistem koridordur, yapıdır. Bu alemi manalandırıp öteye atıyor. Ki ustak buna mektep diyor, kışladır diyor. Makinadır diyor. Üç sıfat kullanıyor hayata. Makina, mektep, kışla. İçeriye giren eğitiliyor, öteye geçiriliyor. İşte bu mevcudat hayatla tasafi ediyor. Temizleniyor, lüpözü alınıyor, öteye atılıyor. O zaman bu dersler size hayatınıza giriyor. Hayat zaten bu alem cinsinden bir şey değildi. An ve an zaten ahireti yaşıyoruz. Hayat ahireti mazı. Buranın cinsinden değil ki. Peki hayata girdi. Kim ölecek ki? Hayat bu dünya cinsinden değil ki ölsün. Hayat bu cesetten çıkıp gidiyor. Ona ölüm diyoruz. O zaman aleykümselam mayesi mayalandırıyor. Bu varlığı mana. İnsanı çekip çıkarın maddeten de öyle. İnsanı çekip çıkarın şu alemden. Petrolün manası var mı? Madenlerin manası var mı? Hatta güzel bir manzaranın insansız bir değeri var mı? Öküzü getirin. Şöyle gölün kenarında tepede güller var böyle. Öküze de ki öküz efendi. Bir tefekkür et bakalım nasıl bir yer. Türkiye'den kurtulamadım senden. Burada da kurtulamıyorum. Burada da mı buldun bizi? Şimdi öküzü getirdik o manzaraya. Gülü. Der mi öküz ki ulan şu manzaraya bak ya. Ne der öküz? Öküz olduğu için o gülleri yemek düşünür. Yer yani. Ama oraya bir insanı götürün. Orayı değiştirir. Formatını değiştirir. Uzantısını değiştirir videonun. Yapıyı değiştirir. Yazılımını değiştiriyor. İnsan böyle bir yapı. Yani ben isimlere sadece nazarımla baksam ahiretimde şimdi her şey giriyor, yapılanıyor. Hayata giriyor, yapılandırıyorsun. O zaman ahiretimde sadece cennette kalırım. Hadi, ama evet. İşin daha derinine tefekkürle sıfatını, şuunatını onları tefekkür edersem öyle yapılandırırım. O şekilde de ahiretimde daha farklı olur. Evet. Mesela bir tanesi dedi ki bugün gene telefonda, hocam dedi ya cennet bir şey değil falan öteler diyorsun. Ya biraz ağrıma gidiyor diyor. Benim de ağrıma gidiyor doğru dedim. Çünkü hep oraya hedef göstermişlerdi. Ustad, Nur talebelerin gaye hayal yaptırmıyor. Ama cennet bize lazım. Niye dedi madem? Çünkü cennette oluyor. Cennet yapısı yapılanmasında arşa kürsüye geçiliyor. Cennetsiz geçilmiyor zaten. Rüyetullah da orada olduğu için o cennet bize lazım. Ama bir nurcunun, bir nur talebesinin veya kamil bir Müslümanın cennet bir gaye hayal yoktur. Nedir onun gaye hayali? Rıza ilahidir. Rüyetullah'tır. Allah'tır yani. Bizim cennetimiz cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktır. Bizim cehennemimiz o cehennem değil. Bizim cehennemimiz o cennetin sahibini kaybetmek. Allah'a kaybetmektir. Cehennem olsa ne olur? Cehennem bana diyor, Gülgülistan olur diyor. Bizim cennetimiz cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Cehennemimiz de onu kaybetmektir. Allah'ı kaybettikten sonra Allah haşa dese ki, yani gir lan, gir cennet hadi, gir. Lan onun cennet mi olur, gitsem bile tadı mı olur? İstenmeyen bir insanım ben. Rıza ya. Allah'ın rızasını kazanmak. Ne acayip bir şey ya, şerefli ya. Ha, iyi ki insan olduk ya. Bugün onları sordukları için, ulan dedim ya masada olabilirdim, sığırda olabilirdim. Bak benim kuş geldi. Ulan bu olabilirdim, o burada, ben orada olurdum. Çok arıma giderdi ya. Köpek köpek olduğunu bilmiyor ya. Köpek köpek olduğunu bilse kafayı yer yani. İyi ki bilmiyor. Sığır sığırlığını bilse süt verir mi? Sığır sığırlığını bilse sığırlıktan çıkar. Bilmek çünkü bize ait. Şey gibi mi abi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vahşiyi gözüme gözükme demesi gibi.
Yani ona benzemiyor bu. Bu daha yapı bu. O bilgi. His. Bu yapı yapı. Temel. İnsan bakın hayata her giren buna ait bir not okuyayım size. Mayesi. Mayesine ait bir not okuyayım. Hoşunuza gidecek. Çalıştım dersime de. Bakayım ilginizi çekecek mi? Uçakta yazdım gelirken. İraden yapılırken iraden gibi dünyevi malzemeler kullanılmadı. Kol yapılırken dünyevi malzeme kullanıldı. Çok ilginç ama bu. İraden yapılırken organın yapıldığı gibi dünyevi bir malzeme kullanılarak irade yapılmadı. İrade dünya cinsinden bir şey değil. Hayatın yapılırken ölüler kullanılmadı. Dünyadaki ölü malzemeyle kullanılmadı. İlmin yapılırken cehalet kullanılmadı. Bunlar ve diğer sıfatların dünyevi olmadıklarından, yani şefkat, muhabbet, adavet, öfke, dünyevi olmadıklarından dünyevi malzemeler kullanılmamış. Muhabbetin inşası için fasulye domates kullanılmamış. Çünkü dünyevi bir malzeme yapı değil. Bak ne diyecek Haşir için. Kainat yapılırken hiçbir malzeme yoktu. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah yaparken başka bir şey yoktu ki. Yani vücut harici noktasını hiçlikten kullandı, yaptı. Ama kullandığı malzeme hayattır. Hayatın ve ruhun içine giren hayatlanır, ruhlanıyor. Kara delik gibi. Başka boyuta geçiyor. Bakın ne olursa olsun, din olsun, dinsizlik olsun. Gözden seyrettiğiniz, işittiğiniz, kokladığınız, tat aldığınız, dokunduğunuz, sevkiniz ve şef. Yani içeriye her giren hayatın içine giriyor. Hayatın içine giren hayatlanır. Suyun içine giren ıslanır. Hayatın içine giren hayatlanır. Ustad makine diyor. Makine hayatla tasafi eder. Hayatlanır diyor. Kesif, kokuşmuş maddeler. Mektep diyor, kışta diyor. Bu çok ilginç bir şeydir. Değişik bir noktaya nazardır. Bakayım iş yapabilecek miyiz? Becerebilecek miyim ben bunu? Hissiyatımı ifade edebilecek miyim diye anlatıyorum. Hayata giren her şey hayatlanıyor. Yani buradayken öteler oluyor. Burayla hiç alakası yok. Onun için hiç şansımız yok. Seyrettiğimiz her şey, dimağımıza giren hepsi, efendim ruhumuzda olaylar yapıyor. Yani hayata giren her şey hayatlanıyor. Ruha giren her şey ruhlanıyor. Peki hayat bu dünya cinsinden değildi? Ruh bu dünya cinsinden değildi. Burada öteleri yaşıyoruz da haberimiz yok. Zaten kim buraya gelmiş adam çekip siz geldiniz öyle gideceksiniz. Buralı değilsiniz ki zaten. Kim ölecek kardeşim şimdi? Ha bedeni bırakacağız. Bunun adı ölüm işte. Ne korkuyorsun? Ha abi biz korkuyoruz. Ölümden korkmuyorsun. Sen onu ifade edemiyorsun. Ben sana söyleyeyim. Ölümden korkmuyorum. Abi korkuyorum. Nedir o? Günahından korkuyoruz. Desene ölüm. Ölüm diye niye yalan söylüyorsun kendine? Günahlarımızdan korkuyoruz. Ölümden korkmuyoruz. Şimdi burayı kaçırmamanızı rica ediyorum. Hayata giren her şey hayatlanıyor. Tefekkür vasıtasıyla ettiğim şeyler hayattan ruha geçiyor. Unutmayın. Tefekkürle hayatın içerikleri ruha naklediliyor. Tefekkür mesleğine alışanların psikoloji sorunu olmaz. Çünkü düşündüğünüz yer inşa ediliyor. Balon gibi içine giriyorsunuz. Dolayısıyla düşünen insanların negatif düşünecek zamanlar olmadığında kötü olmaya, kendisini kötü hissetme zamanı olmaz. Nadir abi mesela. Nadir abi nasıl kötü olacak? Kötü olacak zamanım yok diyor. Yani kötüyü düşünecek zaman olmayınca kötü olmaz. Çünkü zaman şöyle. Düşünmen lazım ya böyle gitti. Böyle. Ha böyle demek biraz zamanın var. Ya kardeş biraz bana versene o zamanı bana.
Hayata giren her şey hayatlanır ve ruhlanır. Başka bir hayat mertebesine geçiyor. Mertebe hayat değişiyor. Bitkiyi, Allah Allah şu sanata bak ya. Allah bunu nasıl bir geometri, nasıl bir tasarım, nasıl bir hesaplama yapmış gibi çiçeği tasvir ederken, tefekkür ederken onun özünü alıyorsun. Eserde müessire geçiyorsun. Alıyorsun, aldığın şey hayat versiyonuna giriyor ve oradan ruha intikal ediliyor. Peki nereye gitti? İnsan o zaman desene alem-i şehadet de alem-i gayb arasında koridordur, berzahtır. Attığın şey ahiret oluyor zaten. Ne olursa olsun. Anında mı oluyor? Anında. Birikip sonra. Yok birikmiyor, öyle bir şey yok. Niçin yok? Kaymet bağısında. Ben ne söylüyorsam kafamı kaldırıp külliyata hepsi tefekkürle çıkartılmış var olan tabirler. Bak ona cevap vereyim. 30. sürede geçiyor. Bir de abi gidenleri de geri getirebiliyoruz. Yani. Ha. Hatırlamak istediğiniz şey koridor dediniz ya. Ha, bak onu istediği zaman geri getirebiliyorsun. Formatı var çünkü uzantısı bizde de var. Kes yapıştır yok. Kopyala yapıştır var. Numunesi var sende. Şimdi bak. Halkın cedid diyor. İnsan bu lamba saniyede 60 defa yanar söner. Bu tam yanmadı. Değil mi? Elektrikçi nerede? Tam mı yandı? Renkliler yok. Tam mı yandı? Hadi şey yapmayalım. Ampul saniyede 60 defa yanar söner. Tamam? Ama gözün görme kabiliyetinden hızlı olduğu için biz devamlı yanıyor zannediyoruz. Biz buna da benzemiyoruz. Hepimiz, bütün varlık, cennet, cehennem, insanın vücudu hepsi varlıktan ilme. Yok olup var oluyoruz, var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz, var olup yok oluyoruz. İlimden kudrete, kudretten ilimde. Drrr. İhtizaz, kayyumiyet işte. Şu, onun için bir an bir anına benzemiyor. Peki giden geliyor mu? Hayır. O ki gelecekte niye gidiyor? Aynısı değil. Hepsi vücut mertebesine geçiyor. Onun için mekteptir insan. Kışladır, tezgahtır. Adeta dış devlet konsolosluğu gibi insan. Yani bütün o bilgiler öteki devlete aktarılıyor. Ama Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'de bulunuyor o konsolosluk. O toprak Türkiye'nin içindeyken Türkiye'nin toprağı değil. Almanya'daki Türk konsolosluğu Almanya toprağında ama Alman'a ait değil. Türkiye devleti sanki o. Oraya birisi sığındığı zaman giremez adam. O bir devlettir. Ha, hayat da sanki bu varlıkta ötelerin konsolosluğu. Konsolosluk gibi. Ya konsolos da var burada zaten anlaşıldı. Ama buradan okudum seni gördüğüm için değil. Hayatın içine giren hayatın kanunlarına tabi oluyor. İçeriye girdi mi? Hayatın kanunlarına tabi oluyor. Kelamın içine sokulan dima ve vicdan karşıya taşındıktan sonra dima ve vicdan kanunlarına ve dünyasına inkılap ediyor. Mesela ben bir şey söylüyorum. Bu kelam, kimse kelamımı görmüyor. Bu kelamın içerisine dimağımdaki birikimlerimi, kalbimdeki hassasiyetlerimi, tefekkürlerimi, halimi hatta imanımı bile mahluk olduğu için koyuyorum kelamıma. Hepinizi sirayet ediyor. Dimağa geliyor ses, poşet gibi. Ses orada durur. Mana zardan içeriye girer. Dimağ midesine geldikten sonra orada tevzi olur, dağıtılır. Benim fikrim senin fikrini aktif ediyor. Benim isim senin ismini aktif ediyor. Benim kelamın içine koyduğum ruhsal hassasiyetim senin ruhunu aktif ediyor. Ben de ne olmuşsa sen de seviyene göre eğer imtizaç etmişsek, adavetle bakmıyorsan onun burcunda başı devresi falan diyorsan, işten hesaplıysan alamazsın, blok olmuş. Ses geliyor ondan sonra gelmez sana. Ses oraya kadar gelir. İçerisindeki mana sen şifre koyduğun için girmiyor. Hani bazı telefonlara diyorsun ki kendi telefonuna şu numara bana mesaj göndermesin. Telefonu da bana çalmamış gibi gözüksün. Çalsan bile karşıki taraf kapalı gözüküyor. Çünkü seni şifrelemiş, hiçbir şekilde gözükmezsin orada. İşte bu marifetullah dersleri de öyle.
İslam ilimleri de böyle. Adam kendisini blok ederse, koca bir saatlik derste hiçbir şey anlamaz. Birisini getirmiş Türkiye'de. Gerçi bu kötü örnek değildir. Binlerce kişi düzeliyor ama bir tanesini de söyleyeyim. Getiren tabii heyecanlamış yani getirdiğine göre. Ne anladın demiş dersten. Ya boş ver demiş ya dersi. O halılar nerede geldi demiş yani o lambalar falan. Ya koca 45 dakika 50 dakikada bunu düşünüyor. Onu düşünüyordum demiş. Vallahi bu adama değil ben konuşmayla kafasına bir şey sokmam. Çiviyle çaksam bile kafaya girmez. Çivi girmez çivi. Adam bloke etmiş yani. Nasipsiz. İşte hayata ve ruha giren hayatlanıyor ve ruhlanıyor. Hayata ne giriyorsa hayatlanıyor. Dolayısıyla ahiret hakikati zaten burada yaşanıyor. Münker mekir. Allah soracak değil mi bize? Kabirdeki hesap melekleri. Burada soruluyor. Orada hakikati var, burada sureti var. Burada olanı orada tekrar hatırlatıyor. Mesela kabire girdik. Burada baktığımız bir günah. Orada bakılmamış gibi gözükmez ki. Bakmadığımız bir şey de bakıldığı gibi gözükmez. Yani burada Allah bize soruyor. Münker Mekir diyor ki, yani Allah diyor ki, şu karşıdan haram geliyor. Bakma. Şimdi bize soruyor. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Bakmıyorum ya Rabbim. Ha, cevap bu. Sen zaten burada cevap veriyorsun. O zaman tuhaf ve garip bir şey arama. Yaşadığının karşısı. Hatta melek ne diyecek? Melek soru sorduktan sonra şöyle diyecek. Sen böyle diyeceğini ben zaten biliyordum. Çünkü defterde öyle yazıyor. Öyle diyecek yani. Hadis-i Şerif'te öyle geçiyor. Sen böyle diyeceğini ben zaten biliyordum. Ne? Orada diyor ustad. Hakikati burada sureti. Subhanallah ya. Allah Allah. Ya burada yaşanıyor kardeşim ahiret. Garip bir şey değil ki. Garip yer idi. Burada 18 bin alem yaşanıyor değil ahiret. 18 bin alemin hulasa-i camiasıdır. Mektubatta diyor ki bu alem içinde bütün alemleri gördüm. Bazılar böyle garip garip bakıyor da sanki ben çıkartmışım gibi. Bunları... Ben burada bir şey anladım Hasan abi ya. Abi. Şu şeye dönmedim bu iş. Güzel düşün, güzel yaşa. Yani güzel hayatını al, yani hayırlara dönsün. Olmuyor mu öyle? Tabii o netice itibariyle öyle ama biraz avami oldu İsmail'im. Yani... güzel düşün, güzel yaşa. Kendini güzel şeylerden tamam. Besle ki. Yani nasıl söyleyeyim? Anladım. Kendini böyle inşa etti. Bak gelelim mevzuma. Birbirine sarılı. Bir. Bin yani. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi. Gülü hayal et. Bir kılıf daha. Tamam. Gül ama. İçerisi yapı böyle. Birbirine sarılı gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Okudum, anladım demiyor. Gördüm. Binler alemi bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Anlıyordum demiyor. Kavradım demiyor. Görüyordum. Ne diyor? Allah Allah. Bu alem yani burası değil. Bir yerler adına çalışıyor ve işliyor. Bir şey hesabına çalışıyor. Arkadaşlar bu dersimizin özü şu olsun. Hayata giren her şey hayatlanıyor. Ruha giren her şey ruhlanıyor. Suya giren ıslandığı gibi. Bunun hiçbir şansı yok. Ahireti biz burada inşa ediyoruz. Bir yer adına çalışıyor. Burası noktalı virgül, burası değil. Bizim bildiğimiz gibi değil. Bin bir alem bu alem. Şimdi baktığımız her şey hemen hayatlanıyor gidiyor ya. Evet. Günah işledik, tövbe istiğfar ettik. O zaman nasıl olacak? Ha, şimdi bu alemler, o alemler inşa ediyor ya. Sen burada iken aynı zamanda hakikatin
Yani dişe vuruşların, yani bağlantılarınla oradasın. Mesela cep telefonu. Kaldırdığın anda Türkiye ile konuşur musun, konuşmaz mısın? Sen Maraşlısın, öyle biliyorum. Peki Maraş'taki bir insanın karşısına otursan, konuştuğun rahatlıkta bu aynı saniyede konuşmuyor musun? O zaman elletun, yani bu alemin hakikatinden çıktıkça, öteki aleme yaklaştıkça bu alemin kuralı kalkıyor. O zaman bizim hakikatimiz sanki burada Maraş'taymış gibi. İşte o silinme işi nasıl? Yani? İşte oraya geçin bak. Evet. Gelen yapmış, silmiş. Şimdi biz burada iken, bir koridor dedim ya, ruhumuz hem mazide hem müstakbelde, 110'dan söylüyorum, diyor ki, sözler 110. İnsan diyor, istikbalden hale akar, maziye dökülür. Aslında bizim istikbalimiz boş değil. Senin geçmişin yok mu? Var. Peki boş mu geçmişin? Dolu. Senin geleceğin yok mu? Var. Boş mu? Dolu. Geleceğinde iraden var, halinde ihtiyarın var. Geçmişinde de iraden var. Geçmiş ve gelecek dolu da, kör olası cehalet, hayatı buraya indirdik. Bununla zannettik. Aynı anda, şu anda, şu anda derste oturmaz, şunu dinlemen, hevallah hem billahi, Allah'a söylüyorum. İnancım ve tespitim, şu anda bütün arşı, kürsü, cennet, cehennem, lef-i mahfuz, Cebrail, Azrail, Kabir, Berza şu anda hep bütünle dinliyorsun. Hepsi bütüne gelmiş. Alemi diyor, sözlerin son taraflarında alemi mülk diyor, alemi melekütün diyor. Üzerinde tenteleni perdedir. Bir perdedir yani, şu tül gibi. Evet, şöyle baktığın zaman. Burada aslında. Şu anda bütün hepsi inşa ediliyor. Peki alemi gayba zaten varsın. Tövbe ruhun abdesidir. Senden yapılmış cennet, cehennem. Burada tövbe yaptığın zaman oralar zaten otomatik siliniyor. Merkezden silince detay zaten yok olur. Tamam. Burada silinince merkezde, ama Geylani oraya da geçmiş. Alemi gayba geçerek Settar ismine mazhar olduğu için geçmişte gayri edebi oturuşları haram değil de benim bildiğime göre kıbleye karşı vesaire. Böyle çocukluğunda, gençliğinde nasıl bir şey görmüşse öteye geçmiş, silmiş. Ona keşke bizim geçmişi de silse de. Tamam, silmiş yani. Yani bu hakikat kanun sana da cari. Bedenin abdesti abdest almaktır suyla. Ruhun abdesti ise tövbedir. Tövbeyle çak diye geçiyorsun. Dişir diye ezberleyebilirsin. Dişir. Nedir o? Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile bu sistemi değiştirebiliyorsun. Çünkü 110'da diyor ki değişir. Bak 110'da Allah Allah. Risale Nur bir tuhaf ya. Bir tanesi de Türkiye'de dedi ki ya orada mı yazıyor bunlar dedi ya. Ben 30 senede mi okuyorum. Tabii kardeşim burada yazıyor. Sen bunu başka Risale'nin dışında başka nerede var? Nasıl göreceksin bunu? Bak diyor ki, işte kader ve kazaya iman rüklünün dahi, bak geleceğin bile boş değil, sen varsın içinde. Bu, peki geleceğin buraya geliyor, bak istikbal diyor, hale uğruyor, deşir. Dua ile, iman ile, şu ile, rıza ile onaylıyorsun, geçiyor. Onaylamasan da geçecek, onaylasan da geçecek. Onayladığın zaman lehine oluyor. Onaylamayınca aleyhine gidiyor. Sana rağmen kainat işliyor. Hiçbir şeyi değiştiremezsin kainat. Kainatın işlemini değiştiremezsin. Senin onayına sunuluyor. İmzaladın, imzalamadın. O kadar. Bak. Bak buradan gözükecek. İşte kadere ve kazaya iman rüklünün dahi geniş bir veçi de sırrı hayatla anlaşılıyor. Hayatla değil, hayat yaşantıdır. Sırrı hayat bu yaptığımız ders. Hayatın hakikatinden konuşuyoruz. Hayatla anlaşılıyor demiyor. Onunla bilinseydi sırrı hayat denmezdi. Sırrı hayatla anlaşılıyor. Kader. Onun için kader zordur. Çünkü sırrı hayatla anlaşılıyor. Hayatla anlaşılmaz. Anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki alemi şehadet ve mevcut hazir eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor şu kainat. Öyle de alemi gaybtan sayılan geçmiş, gelecek mahlukatın dahi
geçmiş, gelecek mahlukat daha gelmemiş. Mahlukatın dahi manen hayatlar bir vücudu manevileri. Orada manevi vücutları var. Hayatlı vücutlu manevileri var. Ve yetmiyor. Ruhlu birer subut ilimleri vardır. Ruhludur. Senin ruhun var. Çünkü sen burayla burada değilsin. Orayla buradasın. İnsan bütün alemin çekirdeğidir. Hatta 218 şualarda her bir insanda Peygamber Aleyhisselam'ın timsali var. Aynadaki güneş. Yukarıdaki güneş değil. Ama ayna da değil. Güneşin haysiyetine sahip, nurani olduğu için. Buna timsal denilir. Ne var, ne denilir ifade olarak? Ne ayndır, ne gayrdır. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kainatın çekirdeği aslısı olan Nur-u Muhammed'i bizde aynen var. Bu noktadan sen kainatın çekirdeği aslısısın. Kainattan öncesin. İnsanı bak nereye taşıdı kainatın arkasına. Daha ne korkuyorsun diğer mahlukattan? Çünkü o mahlukat senle yaratılmış. Risale-i Nur insan tarifi ve tanımlama ile insanı kainatın arkasına götürüyor. Beşeriyet itibariyle, bedensel itibariyle, cismaniyet itibariyle alem-i şehadetin içine doğduk. Ama hakikatimiz içinde kainatın arkasındayız. Arştan da önceyiz. Cennetten de önceyiz. Cebrail'den de önceyiz. Her şeyden önceyiz. O Nur-u Muhammed'i cihetiyle. Nur-u Muhammed'in bizdeki karşılığına ene denilir. Böyle ya insan. 20 vecihle tarife var. 218. Dedi kardeş böyle bir şey yazıyor mu dedi ya. Dedim gel, ya bakacağım gel abim dedi bak. Oradan beri geldi. Allah Allah vallahi yazıyor dedi ya. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslisi. Çekirdek ağaca nasıldır bir hayal et. Sen varlığa böylesin. Kainata böylesin. Çekirdek nasıl ki ağaçtan öncedir. Hepsi ondan çıkıyor. Senin ruhundan yapılmış bütün o alemler. 18 bin alem. Levi kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri, o manevi hayatın gelecekte eseri, mukaderat namıyla gelir, görünür, tezahür eder, çekip gider. Rolünü iyi oyna. Rol verilmiş, Allah hamdolsun iyi ki Ebu Cehillik vermemiş bize. Ebu Leheb'i vermemiş. Peki size bir şey söyleyeyim. Ama sahabeyi vermemiş diyebilirsiniz belki. Peygamberlik vermemiş. Onlar özenilecek ikinci derece. Esas özeneceğiniz, isteyeceğiniz şu olsun. Benim hep hedefim yukarıda. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarına, sıfatlarına değil, o ikinci derecede talibim. Ben onun vesvesesiz, ihtimalsız, ifade edemeyeceğim bir şekildeki imanın hastayım. O nasıl bir iman? Ben Resulullah'ın imanına hastayım yani. O nasıl bir iman? İman. Onu istiyorum yani. Ona talibim. Gözüm orada. Şimdi öyle bir iman ki ona parmağından su akıyor. Tamam o insanlar iman etti etmedi. Tamam iman etti etmedi. O ikinci versiyon. Abdülmetin. Sahabe iman etti etmedi. Arttı artmadı başka. Arttı tabii de. Ya parmağından su akıyor ya. Ya bu su akması karşıya yaptığı tesirde bahsetmiyorum. Ya buna bir katkı yapmadı mı ya? Buna geri dönüşüm yok mu? Bunun imanı ne oldu ya? Nasıl oldu iman? Ne yaptı iman? İşte bu imanın hastayım işte. Sahabe getiriyor sanki hayvan kesilmiş orada. Bizim köylerde hayvanı köyde meydanda keserler derken bu talı retal götürür ya ben. Sonra sahabe kolu kesilmiş savaşta. But almış sanki hayvanın. Koşuyor kan fışkırıyor. Koşuyor kol yok. Ya Resulallah kolu yapıştır. Nasıl iman? Nasıl yetiştirmiş ya? Sen kolu yapıştır. Düğme mi yapıştırıyorsun sen ya?
Buraya getirip yapıştır diyor. Nasıl bir iman? Nasıl bir teslimiyet peygambere ya? Nasıl bir iman? Aklım almıyor, ondan heyecanlanıyorum. Nasıl bir imansın? İman taşımış bu sahabe ya. Kolu getiriyorsun ya. O da ya senden önce gitti falan ya. Kemp, şey dolmuştu demiyor. Getir diyor ya. Bismillah. Ya, cerrah mısın? Nasıl? Tamam o sahabe. Hiç mi etkilenmedi? Gidiyor savaşıyor. Ya Allah Allah hayret ya falan. Hiç demiyor. Ya nasıl? Normal. Kesilmeden önce, kesildikten sonra eşit. Böyle iman olur mu ya? Bu nasıl bir iman ya? Ben de anlamıyorum ya. Bu nasıl bir şey ya? Tamam bunun talebesi bu. Ya kendisinin nasıl bir imanı var? İşte o imana hastayım. Ona talibim ya Rabbi. Siz de talipsiniz değil mi? Ya Rabbi talip olanların talep ettiğini ver Allah. Amin. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Amin. O ki bize istettin, vereceğini de vaat ediyorsun. Amin. Ver Allah'a. Amin. O da sırrı iman herhalde. Sırrı iman ya. Acayip bir şey ya. Allah Allah ya. Ne insanlar yaşamış ya. Lan bunların gittiği yere gidilmez mi ya? Buradan. Şöbe alıyor, yere atıyor, kılıç alıyor. Al kılıcı savaş. Al kılıcı savaş. Yani sahabe ne oldu falan bu sopa diyor ya. Hangi sahabeydi dün söylemiştik. Dün Cabeser. He? Ebu Ducane. Ducane. Atıyor fırlatıyor İsmail. Al diyor savaş diyor. Kırıldı ya Resulallah tuzaktan. Al bu sopayı diyor uzaktan atıyor. Tak kılıç oluyor. Ya vay be falan. Yedemiyor. Hiç gayet normal. Ya nasıl normal olur ya? Onun alemi de gayet normal olacak seviye. Madde öyle gelmiş. Varlık bu düzeye gelmiş. Yani odunla demirin eşit olmuş aleminde. Dünya ve ahiret eşit olmuş. Yok öyle bir şey. Herkes yarışıyor öteye geçeyim diye. Sıra bana gelmedi diyor savaştan dönerken. Abi dün yoktu. O yoktu. Bak. Sanki keramet vari söyledi. Aynı mevzuyu konuşurken, aynı misali kullandım. Sen de bunu kullanmadan onu beni bunu da söyle dedin. Ama dün yoktun sen. Allahu ekber. Dün yoktun. Aynı konuyu konuşurken o misal de vardı. Tevafuk çok olunca fark etmedim. Yuvarlak demir olmadı ama kılıç oldu. Yani yuvarlak demir de olabilirdi. Niye olsun canım odun? Hiçbir şey yok. Demir olabilirdi. Ama kılıç olmuş. Keskin bir kılıç. İyi korkmadı o kişiler. Sen kimsin? Fesubhanallah. İşte insan bu kainatın en mühim neticesi, kainatı hakikate dönüştüren mayası ve hikmeti hilkatı hayattır. Yani varlığın hikmetinin, hilkatinin, yaratılışının hikmeti hayattır. Allah Allah, hayat. Onun için Allah bu sır için olsa gerek ki sahabeler, melaikeler itiraz ediyor işaret edeceğiz da. Diyor ki kan dökeceklerimi mi yaratacaksın? Benim diyor hayattan, insandan takip ettiğim bir gayem var. Sizce malum değil. O gaye için bunların küfrüne rıza gösteriyorum. Yani mühlet veriyor. Rıza derken mühlet veriyor. Küfürlerini nazara almam diyor şatici sonunda. Şimdi. Çünkü bir işlevi var hayatın. Küfür mani değil. Allah Allah. Bir aklı. Küfür mani değil. Bu hayat yaşanması. Bu hayat tuhaf bir şey ya. Ne olur rica ediyorum. Sakın hayatı yeme, içme, ürme, hareket anlamayın. O hayatın sıfatıdır, hayat değil. Balığın kokusu balığa nasılsa senin yeme, içme, hareketin, konuşman hayatın alametidir diyor ustad. Hayattır demiyor ayet-i kübrada. Hayatın alameti başka, hayatın kendisi başka. Balık kokusu var ya balığın kokusu. Ekmeğin arasına koyamazsınız, yiyemezsiniz. Yani hayatın hayatı din diyor değil mi? Evet, hayatın hayatı dindir. Nasıl bir şey? Peki, bu ders şimdi hayatın hayatı olmadı mı? İşte oturmuş. Bu bedenden hayat nasılsa, bu derste senin hayatına öyle oldu. Bu da din dersi işte. Din dersi. Din hayatın hayatı ise, bu derste hayatın hayatı. Hayatı aktif etti şimdi.
hayatın sıfatlarını oynattı ve dışarıya çıkarttı. Ta şeceri hilkatın dışına çıktı bu derste insan. Hayatın hayatı oldu. Seni kainat kata büyüttü. Elbette. Allah Allah. Sıktı mı sizi? Kaç dakika oldu bir bakayım. Estağfurullah, ne sıkmasın. Devam et. Biz sıkılmaya geldik sadece. Ha, sıkılmaya geldik diyor. Bak. İlk defa duydum onu da. Elbette o hakikat-ı âliye, yani bu hayat anlayışı, bu yapı, bu fani, kısacık, noksan, elemli hayat-ı dünyeviye münasır değildir. Yani böyle kıymetli hayat, noksan, kısa, fani bir dünya için olamaz. Demek ki burada bir işlevi var, bir vazifesi var. Burada vazifesi yapıp gidecek. Gemiye bindiniz arkadaşlar, Türkiye'ye gideceksiniz. İtalya'ya uğradı. Dedi ki, yarım saat size mühlet dedi. Çok iyi biliyorsunuz ki, ondan sonra orada yarım saat sonra gemi kalkacak. Evet, çok iyi biliyoruz ki dünya limanında uğradık. Yani bu hayat anlatılan şu 50 dakikaya yakın derste, ki bir parça daha 1,5 satır okudum. Mahiyeti hakikati hulasasından girdim. Bu hayat, bu kadar kıymetli hayat, fani, noksan, kısa bir dünya hayatı için olamaz. Çünkü işlevi çok büyük, yapısı çok ülvi, bulunduğu, kaldığı miktar az. Peki bu hayata hiç uymuyor 60 sene. Sonsuz bir hayatın 60 senede yapılanmasına hiç yakışmıyor. İyi dinleyin burayı bak. Benim çözemediğim bir şeydi. Sonsuz bir hakikat olan hayat ve ruh, fani 60-100 seneye hiç uygun değil. O zaman bu hayatımıza uygun bir hayat değil şu zahiri. O zaman bu hayatta zahirde yaptığımız hareketler o kadar mühim, o kadar kıymetli ki bekaya inkılap ediyor. Basit dediğiniz o arabadan inmek, kapıyı açmak, bir yere bakmak, bir yeri seyretmek, derse gitmek, bir şey dinlemek, senin zannettiğin gibi basit bir fiil hayat için değil. Bir daha 60 yılında 30 yıl kadar geçiyorsun. Bu 30 yılda sonsuz bir neticeyi nasıl verir? Yok. Ben de orada biraz takıldım. Evet. Ya işte bu demek ki bu hayattaki davranışlarımız buraya uygun değil. O zaman her bir hareket çok ulvi bir neticesi var. Basit değil. Burada keseyim. 90 ayet müdürüm nasır değildir. Belki hayatın devam ediyor. Daha şeye girdi mi acayip bir hal olur. Vahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.